Hoodies Community'den herkese selam arkadaşlar. Ben Hitaş Yürek. Bugün sizlerle birlikte son günlerin en popüler işlerinden bir tanesi olan Manifold nedir? Nasıl kullanılır? Bunu göstereceğim. Hem sanatçı arkadaşlarımız kendi NFT koleksiyonlarını nasıl çıkartabilir? Bunu göreceğiz. Hem de biz kullanıcılar olarak ifade edebilirleri nasıl mintleyebiliriz? Bunu göstereceğim. Şimdi biz siteye girdiğimiz zaman önümüze iki seçenek çıkıyor. Eğer siz NFT mintleyecekseniz bu videonun biraz daha ilerleyen dakikalarını atlayabilirsiniz. Çünkü ben ilk önce sanatçı dostlarımız için NFT nasıl oluşturulur, NFT nasıl basılır ve bu satışa sunulur bunu göstereceğim. Eğer bunu da öğrenmek istiyorsanız videoyu atlamadan izleyebilirsiniz. Şimdi bizim bir sanatçı olarak öncelikle Manifold üzerinde bir hesap oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de Studio Login diyorum. Beni Studio Manifold'a atıyor. Ben şu cüzdanımdan çıkış yapacağım. Sizlerle sıfırdan farklı bir cüzdanımı bağlayacağım. Kanıtlılık diyorum. MetaMask'tan bana bir imza geliyor. Bunu onaylıyorum. Ve gördüğünüz gibi profilimi oluşturma kısmı bana geliyor. Şimdi burada ben GitHub 2 diyeceğim. Kendi profilimi GitHub adına daha önce oluşturdum. Ve dilersem e-mail'i de ekleyebiliyorum. Bu size kalmış. Kendi sanatçı kişilerinin ismini girerek buraya yapıştırıyorum. İşte sizin sanatçı adınız XYZ'dir. Bunu buraya yazacaksınız. Ve submit diyerek profilinizi oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Profilinizi oluşturduktan sonra bakın şurada görlü mainnet seçeneği var. Mainnet'te basmadan önce NFT'nizi görlü üzerinde denemeniz için görlü kısmını seçili bırakıp New Contract diyorsunuz. Burada şimdi ilk önce NFT koleksiyonumuz için bir kontrat oluşturacağız arkadaşlar. Ben ERC-721 standartında oluşturacağım kontratımı. Ve kontrat name'im benim NFT koleksiyonum ne olacaksa bunun ismini giriyorum. Mesela benim NFT koleksiyonum şu olacak. İşte name NFT. Bu koleksiyonu da altında çıkartacağım. Yine büyük NFT koyuyorum. Ve symbol'da artık ne koymak istiyorsanız. Mesela ben baş harflerini koyacağım. NBN şeklinde sembol koyuyor. Eski kısmına da 120 karaktere kadar veya işte 150 karaktere kadar bazen kabul edilecek kendi eski kodunuzu gireceksiniz. Ben şöyle farklı bir şekilde FFN şeklinde ve sonuna 34 ekleyerek kendi ASCII kodumu oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi benim ASCII kodum bu şekilde bana geliyor. Ve deploy on görlü dediğim zaman arkadaşlar bu test kontratım görlü test üzerinde çalışmaya başlayacak. Gelen bildirimleri onaylamamız gerekiyor. Burada kontratın deploy edilmesini bekliyoruz. Kontratımız deploy edildikten sonra da 5-10 dakika içerisinde kontratımız görlü test üzerinde onaylı kod haline geliyor arkadaşlar. Şimdi verifying kontrat kısmındayız. Burada bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kontratım oluşturuldu. Go to dashboard diyerek geri geliyorum bu sayfaya. Şimdi bu kontrat üzerinden bir test token talep edeceğiz. Bakın geliyorum. Minta token'ın görlü üzerine tıklıyorum. Create diyorum. Burada single token oluşturacağım. Single token'a basıyorum. Ve burada artımı oluşturacağım. Şimdi artwork ismim benim. Oluşturduğum bir NFT sanatın ismi olacak. Ben buna diyorum ki Big o ismini vereceğim. Burada ekstremler uyarı dediği kısmı işte Twitter'ınız, web siteniz, founder linkiniz bu tarz şeyleri koyabileceğiniz yer olarak geliyor. Buraya bunları yazabilirsiniz. Benim böyle bir hesabım olmadığı için ben burayı boş bırakacağım. Ve description kısmında sizin bu artınızı, bu sanatınızı tanımlayan, betimleyen kısım oluyor arkadaşlar. Buraya siz tabii daha detaylı yazarsınız. Bana örnek amaçlı kısa yazıp geçeceğim. Buraya kendi sanatınızı işte resminizi anlatan, NFT'nizi anlatan kısmı yazdığınız description açıklama kısmı. Bunu yaptıktan sonra mint to görlü diyorsunuz. Burada iki seçenek çıkıyor. Dilerseniz airdrop şeklinde farklı bir cüzdana gönderebilir veya myself diyerek de kendi cüzdanından mint edebilirsiniz. Şu şekilde geliyorum, onaylıyorum. Minting token diyor. Burada bekliyorum. İşlemim onaylandı ve gördüğünüz gibi token'ımı mintledim. OpenSea üzerinden direkt görebilirim. Gördüğünüz gibi OpenSea'ya düşüyor. Nevbik NFT koleksiyonu adı altında. Go to dashboard diyorum tekrardan. Overview diyorum.
Ve şimdi kontratımı mainnet üzerinde çalıştıracağım. Bu sayede mainnet üzerinde NFT koleksiyonumu oluşturabileceğim. Deploy contract on mainnet demek için burada deploy on mainnet butonuna basıyorum. Let's fucking go diyorum burada. Ve bana imza gönderiyor. Burada 5,5 dolarlık bir fee ödüyorum. Hızlıca onaylanıyor. Kontratım deploy ediliyor ve bu deploy'dan sonra da arkadaşlar yine 5-10 dakika arasında kontratım verify edilecek ve işlemlerimize kaldığımız yerden bizler devam edeceğiz. İşte onaylandı. Ben burada videoyu durduruyorum. İşlemler onaylanınca hemen geri geleceğim. Kontratım benim onaylandı arkadaşlar. Go to dashboard diyerek devam ediyorum. Şimdi mainnet üzerinde token'ımı gördüğünüz gibi mintleyeceğim. Aynı şekilde Gördü'de yaptıklarımızı gelip düzenleyebilirsiniz. Mint to mainnet diyorum. Myself mint diyorum. Metadata'sı yükleniyor NFT'nin. Burada bekliyoruz. Gelen fee'yi bildirimini onaylıyorum. Burada token'ım benim mintleniyor. Ve gördüğünüz gibi token mintleme işlemini de gerçekleştirdim arkadaşlar. Overview'e geliyorum. En son royalty kısmını ayarlamam gerekiyor. Bu royalty kısmına kendi cüzdan adresinizi girerek royalty oranını belirliyorsunuz. Mesela NFT'niz 1 Ethereum'a satıldı veya 100 dolara satıldı. Bunun %5'i size gelsin istiyorsanız yani 5 dolar buraya 5 girmeniz veya 10 girmeniz gerekiyor. Royalty'yi buradan ayarlıyorsunuz. Arkadaşlar burada ekstra admin işte NFT düzenleme yetkileri falan bulunuyor. Snapchat almak isterseniz buradan Snapchat alabiliyorsunuz ama e-mailinizi doğrulamanız gerekiyor. Bunun dışında pek bir olayı bulunmuyor bu kısmın. Setup Royalty kısmının. Yine de bir Setup Royalty ayarlayalım. %2 Royalty giriyorum ve bunlar cüzdana gelsin diyorum. Save Royalty istiyorum. Yine burada. Gelen bildirim onaylamam gerekiyor. Gördüğünüz gibi royalty onaylandı arkadaşlar. Burası da şimdi düzelecektir. Bunun kendine gelmesini bekliyorum. Bir F5 atacağım. Gördüğünüz gibi mainnet adresim. Burada. Kontratım verify edildi. Gördüğünüz gibi kontrat verify edilmiş şekilde gözüküyor. Şimdi burada your contract kısmı yani stüdyonun kendisine geldiğimizde your contract kısmında bizim kontratımız gözüküyor. Buna bir kere tıklıyoruz. Sonra gelip tekrar tıklıyoruz. Ve app seçeneğini buluyoruz buradan. Burada bazı eklentiler bulunuyor. Şimdi tek tek sizlere bu eklentileri anlatacağım. Her eklentiyi kurmanız gerekiyor. Install diyerek kullanabilmek için. İlk eklentimiz bizim auction yapmamıza yarıyor. Kontratımı seçiyorum. NFT'mi seçiyorum. Next diyorum. Reserve price yani rezerve edilme price'ını 1 Ethereum diyorum. Burada auction'ın startını isterseniz teklifle başlayabilir, isterseniz de bir gün aralığı vererek başlayabilirsiniz. Ve açık arttırmanın duracağı günü buradan seçebiliyorsunuz. Minimum bid increment dedi yüzdesel oranı yani ne kadar yüzde arttırılmalı minimum şeklinde belirliyorsunuz ve son 10 dakikada eğer hani teklif almazsa resetlenebilir. Bunu da burada ayarlayabilirsiniz. Next diyorsunuz ve list dediğiniz an şuradan şunu onaylayayım. Let's fucking go deyip bu bildirimi onayladığınız an arkadaşlar işleminiz gerçekleşiyor. Ben şimdi fee ödememek için bu açık arttırmayı başlatmayacağım. Galeri açık arttırma kısmına yarıyor. Şimdi burn redeem kısmı var. Popüler olan. Bunu geliyorum. Nev burn redeem diyorum. Burada burn edilip redeem yani claim edilecek asset'i seçiyorsunuz. Mesela ben peak boy'u yak diyeceğim. Diyeceğim ki peak boy ve 2 alacaksın. İşte buraya yine kendisini giriyorum. Sanatçı olarak açıklamayı giriyorum. Resmen buraya yüklenmesini bekliyorum. Burada resmin yüklenmesi bir tık uzun sürebilir arkadaşlar. Resim yüklendikten sonra next diyorum. Burada diyor ki hani herhangi bir sözleşme yok.
Yeni bir kontrol oluşturmamızı isteyecek. Burada tekrardan bir kontrol oluşturacağım. Bu kontratımı kabul etmedi. Sebebini anlamadım. Mail ettiğim bana mı? Evet, mail ettiğim. Tabii tekrardan tüm adımları tekrar yapıyorum. Bunun onaylanmasını beklerken o sırada App kısmından Create kısmına geliyorum. Bunu göstereyim. Create kısmını. Burası sizin galeri kısmınız arkadaşlar. NFT'lerin listeye gireceğiniz. Galeri diyorum. Description'ı. Galeri diyorum. Ve Next dediğim zaman burada işte elinizdeki olan istemiş olduğunuz NFT'leri ekleyebilirsiniz. Hani daha önce bastığınız. Yoksa da direkt hani publish diyerek listeleyebilirsiniz. View Creative Page dediğim zaman da Creative Page'im açılıyor. Buraya benim listelemiş olduğum NFT'ler düşüyor. Basmış oldum. Bir nevi sizin için NFT'lerinizi sergileme alanı oluyor. Basmış olduğunuz. Geri geliyorum tekrar. Apps'e. Clean Page var. Clean Page bizim NFT'lerimizi mint edeceğimiz kısım arkadaşlar. Nev Clean Page diyorum. Nev NFT diyorum. Burada şimdi mint edeceğim NFT'nin ne bilgilerini girmem gerekiyor. Her şey aynı. Earthwork ismini giriyoruz. Kim tarafından oluşturulduğunu, kendi linkiniz ve açıklamayı giriyoruz. Burada yine yüklenmesini bekliyoruz. Bakalım. Bakalım. Oluşturuyor. Next diyorum. Burada price 0 girerseniz 1 emek oluyor. İşte 0.1 girerseniz de 0.1 ethereum fiyat oluyor. Token sub limitleyebilirsiniz. Veya unlimited yapabilirsiniz. Toplam ben limitledik 100 yapacağım. Başlama tarihi ve bitiş tarihi belirleyebilirsiniz. İşte bu tarihte mintlenebildiği kadar mintlensiniz. İşte 70 tane mintlenirse kalıyor. Daha sonra alt kısımda kimler kimleyebilir diyor. Buradan Whitelist'i de atacaksınız. Buradan CSV dosyasını yükleyebilirsiniz veya Anyone diyebilirsiniz. Kim ne kadar müddetin bunu belirlemek istiyorsanız da limited değil. İşte bir tanesi değil. Üç tanesi. Üç kısmını buradan yapabilirsiniz. Unlimited derseniz insanlar sınırsız diyebilir. Bu limited bırakıp yani dilediğiniz rakamı bırakabilirsiniz. Next diyorum. Setup page diyor. My click page. Burada hangi linkli insanlar buraya gelecek? Manifold yazarak işte koleksiyonunuz adı neydi? Markboard yapabilirsiniz. Description kısmı bu sayfada yazacak. Description işte buraya story'nizi, hikayenizi, açıklamasını yazıyorsunuz. Next diyorsunuz ve publish diyerek NFT claim sayfanız gördüğünüz gibi altta da açılıyor arkadaşlar. Burada ben tabii bekliyorum bu işlemin gerçekleşmesini. Gelen bildirimi mainnet'e geçip tekrar publish diyeceğim. Gelen bildirimi mainnet üzerinde onaylamam gerekecek arkadaşlar. 1.5 dolar fiyat vererek bu işlemi onaylıyorum. Tekrar bir işlem gönderiyor. Bunu da onaylıyorum. Ve gördüğünüz gibi Open Claim Page'den gelip bunu mintleyebileceğim arkadaşlar. 2 gün sonra açılacak bu. Biz bunun linkini salı günü haline çevirdim. Ben bunu yani bu video yayınlandığı zaman açılmış olacak linki. 770 adet girip bunu mintleyebileceksiniz. Buradan 3 tane seçiyorsunuz. Claim token diyorsunuz. Ve genel fiyatı ödeyerek 3 tane mintleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar açıklama kısmına bunun 777'li halini bırakacağız. Denemek isteyenler gelip buradan bunu mintleyebilecek. Ve bunu kapatıyorum. Açılmış. Dönüyorum app kısmına. Token gated kısmı var. Bu biraz karmaşık bir kısım. Burada yine page oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Kendiniz için, daha doğrusu NFT'nizi tutanlar için page oluşturuyorsunuz. Hani bu kısım işte NFT'nizi tutan kişilere ekstra özel content
sunabilmenizi sağlıyor. Add token requirement deyip token'ın kontrol adresi, yani oluşturduğunuz token'ın, daha doğrusu NFT'nin kontrol adresini girerek buraya bu sayfayı sadece o kişilere özel kılabiliyorsunuz. Ve marketplace blocker, bu da dilediğiniz marketplace'leri engellemenize yarıyor. Ne blocker diyorum, NFT'yi seçiyorum. Mesela bu nerede listelenmesin? Mesela Chilisworth'de listelenmesin. Veya işte Zora'da listelenmesin diyorum. Burada install diyorum ve gelen bildirim onayladığım zaman bu işlem onaylanmış olacak. Yine ben bunu fee vermek için onaylamıyorum arkadaşlar. Burn Rhythm kısmı kalmıştı. Buraya geri döndüm. Burn edecek takımım. Buranın niye hata verdiğini anlamadım. Mesela bunun şu an sözleşme bulunuyor ama burada şeyi bulamıyorum. Ben bu kısmı Dodge üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Burada mantık şu şekilde işliyor. Genel olarak bir NFT'nizi seçiyorsunuz ve bunu burn ettirip yeni bir NFT aldırıyorsunuz. Burada dilerseniz bir NFT burn edip 3 NFT aldırabilirsiniz. 5 NFT burn edip 1 NFT aldırabilirsiniz. Bu koleksiyon supply'sini düşürmek için yapılan bir yöntem. Bildiğiniz gibi Last Corks da bunu yaptı. İşte 10 tane Trust Stack'ta bir tane atıyorum X aldırdı. Bir tane Z yaktı, 2 tane A aldırdı. Bu şekilde işleyiş yapan bir koleksiyon. Burada tamamen sizin storytellerınıza kalıyor. İşte hani siz ne yapmak istiyorsunuz? Nasıl bir sanatçısınız? Yani bunu nereye getirmek istiyorsunuz? Bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Umarım keyifli ve izlemesi kolay, öğrenebildiğiniz bir video olmuştur. Eğer Manifold hakkında sorunuz varsa Telegram veya Discord'dan bizlere ulaşarak yine yardım alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.